fanilere katiyen kapılmayalım. Mevlamıza, Rabbimize, Rabbül Alemin olan Allahu Azimüşşan'a sımsıkı sarılacağımız günlerdeyiz. Yıllar yılı Avrupa'yı kendimize örnek ittihaz ettiğimiz malumdur. Yıllar yılı Avrupa, Avrupa, Avrupa. Avrupa ne söylerse yapışmışız. Avrupa ne dökmüşse kapışmışız. Avrupa en ileri milletler mütalası içinde kendimizi küçük görmüşüz. Şahsiyetimizi bir parça sarsmışız ve dolayısıyla bugün Avrupa'nın ve Amerika'nın doğuda ve batıdaki bütün gayrimüslim milletlerin bize karşı nasıl tavır takındıklarını da hepiniz görüyorsunuz. Erbabı siyaset de görüyor, erbabı devlet de görüyor, millet de görüyor, herkes görüyor. Demek ki Cenab-ı Hak Müslüman Türk milletini ikaz ediyor. Size ancak benden yardım gelebilir. Benden kesilmeyin ey Muhammed Mustafa'nın ümmeti. Bana yalvarın, bana dönün, bana teslim olun. Sizi tarihte en büyük devlet haline getiren Hazreti Kur'an'a dönün diyor Cenab-ı Hak. İkaz ediyor, çok güzel ikaz ediyor. Bu tıkanıklığın manası budur. Bu zorlukların, zahmetlerin manası budur. Böyle Müslümana istikamet veriyor. Yönün Allah'a olmalı Müslüman diyor. Ne güzel bir ikazdır. İnşallah milletimiz uyanacak ve Allah'ın lütfu inayetiyle Muhammed Mustafa'nın ruhaniyeti elimizden tutacaktır inşallah. Ümidinizi kesmeyiniz. Bunlar hep aşılır. Bu zorluklardan çıkarız inşallah. Yalnız milletin parçalanmaması lazım. Milletin bölünmemesi lazım. Milletin siyasi çekişmelere karşı çok dikkatli olması lazım. Feci bir akıbet bizi yakalayabilir. Efendiler, bizim halimiz yeryüzünde hiç kimseye benzemiyor. Hiç kimseye benzemiyor. Eğer bu memleket parçalanırsa, bu memleket bölünürse kimseye hayat hakkı kalmaz. Cennet kadar güzel olan bir memleketin içindeyiz. Nankör olmamalıyız. Allah'ın nimetlerini yerli yerinde kullanmalıyız. Başka milletlere benzememeliyiz. Benzemek mümkün değil zaten. Bakınız İran'da birçok hadiseler oldu, hepiniz biliyorsunuz. İran milleti yek vücut olarak Şah'a karşı ayaklandı. Yani onların hedefi bir taneydi. Şah vardı, efendim krallık vardı, şahlığı, saltanatı yıktılar. Bizde böyle bir durum yok. Bizde bunların hepsi yıkılmış vaziyette. Eğer bizde bir yıkılış olursa memleketin tamamı mahvolacaktır. Tamamı yıkılacaktır. Bizde padişah yok ki yıksınlar. Bizde padişahlık yok ki yıksınlar. Yıkacakları bir şey yoktur bizde. Yıkmak istedikleri baştan başa bütün memleket olacaktır Allah göstermesin. Buna karşı dikkatli olmalıyız. Dikkatli, uyanık bulunmalıyız. Çekişmeye düşmemeliyiz. Birbirimize sımsıkı sarılmalıyız. Çok kritik ve çok dikkat edeceğimiz günlerde yaşıyoruz. Bütün dünya bize cephe aldı. Avrupa'sıyla, Asya'sıyla, Amerika'sıyla bütün dünya kapısını bize kapattı. Bir tek kapı açık, Allah'ın kapısı ona. Oraya doğru gidelim inşallah.